TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Bir Selçuk Kaya'yla birebir programıyla daha karşınızdayız. Murat Turan hocamla yine basketbolu konuşacağız. Kendisini hatırlarsınız. Geçmişte de bir program daha yapmıştık. Hem basketbol il temsilcisi hem de ilk adım gençlik hizmetleri ve spor müdürü. Gerçi hizmetleri kalmadı değil mi müdür? Gençlik spor ilçe müdürü. Düzeltelim o şekilde. Basketbolu konuşacağız. Aslında çok mutluyuz basketbol camiası olarak. Evet. Ben de ufaktan aslında basketbol camiası içine atıyorum kendimi. Salondan yetişmiş bir muhabir olarak Samsun Spor'un basketbolla devam etmesini inanın çok sevindim ben de. Evet. Buradan bir kez daha gerçi programımız ilerledikçe kendisine de ithafen sözlerimiz olacak ama Yüksel Başkan'a, Yüksel Yıldırım'a ben de kendi adıma bir basketbol sever olarak teşekkür etmek istiyorum. Dilerseniz hocam bununla başlayalım. Samsun Spor artık basketbolda devam edecek. Yapılanma süreci başladı. Siz neler söylersiniz basketbol il temsilcisi olarak? Evet Selçuk'um teşekkür ediyorum. Şöyle girelim. Basketbolun savan anlamında içinden gelen bir insansın. Bunu seven sevmeyen herkesin kabul ettiğini düşünüyorum. Sağ olun. Yaşar Doğu, eski Yaşar Doğu spor salonundaki o geçmişteki salonların dolu halinde, müsabakalarda pota altındaki çektiğin resimleri hiçbirimiz unutmadık ve bunları zaman zaman bizle paylaşın ama tabii bu konuda tek değilsin. İsmini sayamadığınız birçok arkadaşımız da yine aynı şekilde bize basketboluna destek verdi. Evet. Ve hala spora destek vermeye devam ediyorsun. Teşekkür ediyorum. Tabii en sıcak gündemimiz Samsun Spor. Samsun'daki spor anlamındaki en sıcak gündem. Hiç değişmeyen gündem uzun zamandır beri. Samsun Spor. Ama biz bugün basketbolla biraz konuşalım tekrar. Tabii basketbol takımı şu anda devam ediyor. Devam etme kararı aldı. Ve bununla ilgili ilk adımını atarak Emre Ekim arkadaşımız da menajer olarak imza attılar. Bu bir basketbol sever, bir basketbol temsilci olarak beni çok mutlu etti. Ve eminim ki Samsun camiası da bu konuda çok mutlu oldu diye düşünüyorum. Her zaman bahsettim, daha önceki programımızda da konuşmuşum. Vitrin bir takıma ihtiyacımız var. Birçok il, birçok yapı buralara gelmek için çok ciddi paralar harcıyor. Çok ciddi oyuncular transfer ediyor ve buralara gelemiyor. Bizim elimizde olan bir lig var ve bu ligi Samsun Spor markasıyla devam ettirmemiz gerektiğini her zaman altını çizdik. Ve çok sağ olsun Yüksel Bey bu şehre adım attığından beri spor anlamında çok ciddi işlere imza attı ve bizi de burada yalnız bırakmadı. Kendisine bir basketbol sever olarak, bir basketbol adamı olarak sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hem bu şehirde altyapıda hizmet veren antrenörler, bu yapı, altyapıda müsabaka oynayan çocuklar ve onları destekleyen çok geniş bir veli portföyü var. Bilinçli bir veli portföyü. Onlar adına da sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum bu takıma verdiği desteklerden dolayı. Büyük iş başarılmış gözüküyor. Bundan sonra doğru bir yapılanmayla, doğru bir staffla, doğru bir oyuncu kadrosuyla ve eldeki imkanlarla iyi bir kadro yaratarak Samsun sporumuzu, Samsun basketbolunu mevcut liginde en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Buraya gelindikten sonra tabii aşamanın birinci adımı geçildikten sonra artık kulüp yöneticileri, takdir onlara aittir. Hangi yöneticiyle, hangi menajerle, hangi head coach'la, yardımcı koçla, hangi fizyoterapiste, hangi işte istatistikçi çalışma onlar karar vereceklerdir. Biz buradan onlara sadece saygı duymak zorundayız. Samsun'umuzun da bu anlamda bu staffa, bu duruma katkı verecek çok ciddi teknik elemanları bulunmaktır. Hem antrenör anlamında hem menajerlik anlamında ama dediğim gibi takdir yönetimindir. Bundan sonra onların vereceği karar şeklinde şekillenecektir ve Samsun basketbolu Samsun Spor markasıyla bence uzun yıllar Samsun'a hizmet edecektir diye düşünüyorum. Evet. Emre Bey'i geçtiğimiz günlerde programımızda da ağırladık. Kendisi evet. Hedeflerini anlattı. Biraz projeyi anlattı. Samsunlular da işin içine kanalize edilecek. Yani altyapı kadrolarında güçlü bir de altyapı kurmayı hedefliyorlarmış. Evet. Altyapı kadrolarında hatta A takım oyuncu kadrosunda bile Samsunlular olacak dedi. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz müdürüm siz? Tabii her şey tabii vitrin takım dedik ama bu vitrini ne için kullanıyoruz? Altyapılar için. Altyapı olmazsa olmazımız. Evet. Net bir şekilde. Her zaman altyapıya değindik biliyorsunuz. Şimdi Samsun'un ciddi bir altyapı potansiyeli var. Bunların içerisinde Samsun Spor markasında olması çok büyük önem arz edecektir diye düşünüyorum. Tabii
Göreve gelir gelmez tabii Emre Ekim'den de biraz bahsedelim. Yani Emre Ekim Samsunlu çocuğu. Samsun'da basketbol öğrenmiş. Siz de tanıyorsunuz burada yakından. Tabii benim de yetiştiğim basketbol oynadım. Yozspor kulübünden yetişmiş bir arkadaşımızdır ki hocamızı da burada analım. Mahmut Beşir kulakları çınlasın. Onun emek verdiği oyunculardan bir tanesidir. Kendisi tabii yılı hatırlamıyorum ama Tibor takımına transfer olmuştu buradan. Kardeşimle beraber. Daha sonra o Darüşşafaka takımının altyapısına transfer olmuştu. Kardeşim de Tofaş Spor Kulübü'ne transfer olarak yollarına devam etmişlerdi. Şimdi yıllar sonra işte o Emre Ekim geliyor ve Samsun'a hizmet etme noktasında bir yerden başlıyor. Biz de ona her türlü desteğimizi vereceğiz. Evet. Samsun'un çocuğuna sahip çıkacağız ve ona her türlü desteği vereceğiz. Altyapıya geldiğimizde tabii Samsun'un bir altyapısı mutlaka olmadı. Futboldaki modeli daha önce de konuşmuştuk. Çok beğendiğim bir model. Yani özellikle bu işi burada kontrol eden yönetenlerle sohbetlerimde inanılmaz heyecan duymuştum. Ve hafif bir kıskançlık da başlamıştı. Yani basketbolda bu niye olmasın diye. Ki bunda ilk adım atıldı. Belki bir o kadar üst seviyede olmasa bile şu anda basketbolda da şu cümleleri duymak, altyapıyla ilgili duymak beni bir basketbol il temsilci ve basketbol sever olarak çok mutlu ediyor. Bu konuda da hem bir il temsilcisi olarak hem ilçe lideri olarak bu altyapı noktasında Samspor'a elimden gelen tüm desteği şahsım olarak ve yönetimde bulunduğum içim olarak da vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Evet, tabii şunu da biraz şu konuyu da aşmak lazım aslında. Şimdi siz de ifade ettiniz, Yüksel Bey Samsun'a adım attığından beri spor alanında çok önemli işlere imza attı. Evet. Futbolda yaptıkları zaten ortada. Evet. Ilport Samsun Spor adı altında. Şimdi yeniden bir de basketbol yükünü sırtlandı Yüksel Başkan. Samsun basketbol camiasının sesine kulak vererek yine cebinden harcayacak. Bu sorumluluğun altına girdi ama burada da Samsun'a, iş adamlarına, Samsun'u yönetenlere çok ciddi görevler düşüyor. Evet. Siz kendi şahsınız olarak elimden ne geliyorsa yaparım dediniz. Evet. Buradan diğer kişilere mesajınız var mıdır müdürüm? Tabii şöyle, biz basketbol sever olarak, basketbola hizmet edenler olarak her türlü yapıya, sadece Samspor özelinde değil, yani Canik Belediyesi, Süper Lig olarak konuşalım, HOSA'da, altyapı takımlarına da bakın maddi manevi destekler vermeye çalıştık kendi yapım içerisinde, kendi sınırlarım içerisinde. Benim elime ya da bana düşen görev buydu ya da benim enerjim bu kadara yetiyordu. Bu desteği bir şekilde verdik. Gerek tesislerine yaptığımız desteklerle verdik, gerek antrenör boyutunda desteklerle verdik, gerek işte başka özel firmalara veya işte belediyeye yönlendirerek bunu elimizden geldiği kadar yaptık. Burada da bakın basketbol gerçekten çok büyük bütçelerle dönen bir yapı değil aslında baktığımızda. Yani küçük desteklerle büyük işler yapabilirsiniz. Evet. Belki bu şehirde yöneticiler anlamında ya da iş adamları anlamında belki spora bakış açısında futbolun çok yorduğu insanlar olabilir. Yani geçmişte bu dönemleri birlikte yaşadık. Hakikaten insanlar çok yoruldu belki ama artık eskiyi kapatmak lazım, önümüze bakmak lazım gelişen ve değişen dünyada. Sponsorluklar biliyorsunuz çok ciddi reklam anlamında katkı sağlayan işler vardı. Bir marka yaratıyorsunuz ve bu markaya eşlik ederek hem kendi markanız ilerliyor hem de o sportif anlamdaki başarıyla beraber markanız değer kazanıyor. Yalnız bunları yapmak için çok büyük rakamlara gerek yok. Çok daha cüzi rakamlarla bu işler yapılabilir. Ben buradaki tüm iş adamlarına, bakın sadece iş adamları değil, belediyelere, illa maddi değil, manevi katkılar, yani işte tesis, sportif malzeme, anlatabiliyor muyum? Bu katkılarla da bu işlerin olabileceğini düşünüyorum. Evet. Samspor basketbol takımı zaten Yüksel Bey ve ekibi futbolu aldı götürüyor zaten. Kimseye ihtiyaçları yok. Ama spor sadece futboldan ibaret değil ki. Birçok branşımız var. Birçok branşta bu şehir aktif ve çok ciddi sporcular yetiştiriyor. Evet. Milli takıma kadar sporcular yetiştiriyor. Bunları zaman zaman bireysel sporlarda görüyoruz. Ama basketbol dünyada baktığınızda en popülaritesi yüksek ikinci branş. Bu anlamda da bu şehrin bence ciddi bir enerjisi var, bunu biliyoruz ve bu enerjinin bir kısmı dahi bu takıma aktarılsa bu takım bugün bu salonda, şu anda bulunduğumuz salonda Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş'la başa baş oynayabilecek ortamı teneffüs etmeye hazır ve yakalamaya bence çok uzak değil diye düşünüyorum. Yani Obradovic'i bu salonda görmek, Samspor'a karşı bir takım başında görmek çok hayal değil. Küçük desteklerle bu yapılabilir. Ben bu noktada hem Yüksel Bey'e, ekibine, Samsun kamuoyu olarak destek çağrısı yapıyorum. Diğer insanlara destek çağrısı. Tabii ki onlar futbola gerekli kadar fazlasıyla fazla işler yapıyorlar. Onları bu anlamda destekliyoruz, canı gönüller ama basketbola da
O anlamda destek verecek insanların olduğunu düşünüyorum. Ve onları bu desteğe bekliyorum. Evet. Canik Belediyespor'u da es geçmeyelim. Tabii. Bir sahipsizlik var sanki orada da. Evet. O da Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde. İlimizi hatta Karadeniz'i temsil ediyor. Evet. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi lig seviyesine baktığımızda biraz söylesen de altını çizerek konuşalım. Süper Lig'deki tek takımımız. Evet. Yani bugün bir hiyerarşik düzene soktuğumuzda Canik Belediyesi Süper Lig takımı olarak en üstteki takımımız şu anda. Evet. Bak, futbola kattığımızda da tabii enerjileri farklı olabilir, ekonomi çok farklı olabilir ama sıralamaya soktuğumuzda Süper Lig takımı Canik Belediyesi Spor. Tabii onların da başkan Zafer Bey'i adına geçirmek istiyorum. Çok ciddi Zafer Şimşek destek arıyor. Bu aralarda onlarla ilgili tabii bilgileri alıyoruz. Bir takım görüşmeler yerel belediyelerle, bir takım desteklerle ilgili yeni girişimlerde bulunduklarını duyuyoruz. Bunlar bizi çok memnun ediyor. Bu destekler umarım konuşulduğu gibi gerçeğe de yansır. Bu takım bayan basketbol anlamında Karadeniz'in tek Süper Lig takımı olması açısından ve altyapıda çok emek veren antrenörlerimiz, yine sporcularımız ve onları destekleyen velileri tarafından önemli bir kazanım. Bunu umarım kaybetmeyiz. Ve bu desteğin süreceğini zaman onlara da bu anlamda desteğimiz bir erkek basketboluna kadar, kadın basketboluna da aynı şekilde devam etmekte ve ediyorlar. Yani onlara görünmez ve anlatılmaz şekilde hem Samsunspor'a hem Canik Belediyesi'ne birçok anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Son olarak şöyle kapatalım dilerseniz müdürüm. Biz geçen de bir program yaptık. Evet. Tabii orada takımlar bazında o takımlara hizmet etmiş önemli isimlerden de bahsettik, evet, ama evet. Biraz yanlış anlaşıldı herhalde. Sanki biz bütün basketbol camiasının isimlerini sayıyormuşuz gibi bir şey, bir algı oluştu. Yanlış da anlaşıldık. Hatta benim de yazdığım gazetede benim programım eleştirildi bir başka köşe yazarı tarafından. Evet. İlginç de bir durumdur. Bugün de dilerseniz onlara da hem rahmetli olanları anmış olalım. Tabii. Hem herkesin basketbol camiasına emek vermiş, herkesin de ismini geçirmiş olalım diye dilerseniz onları sayalım müdürüm. Şimdi tabii hep iyi şeyleri konuşuyoruz Selçuk, bunu biliyorsun, birçok kez seninle görev yaptığın dönemlerde biz her şeyi iyi yapmayabiliriz. Ama biz basında iyi şeyleri gördüğümüzde mutlu olduğumuz kadar eleştirel şeyleri gördüğümüzde kendimizi eleştirmemiz lazım. Evet. Hatamız, eksiğimiz olabilir. Bunu en çok konuştuğum gazeteci sensin. Yani her şeyi konuştuk yani bu anlamda. Çünkü her zaman mükemmel olamayız, eksiklerimiz olacak. Ben de her zaman... Bunu benim bireysel tanıyanlar bilir. Hatalarını her zaman kabul eden, eksiklerini kabul eden bir insanım. Diyaloğu da her zaman açayım. Ama 2020'de bazen diyaloğu tercih etmeyip farklı yollardan düşüncelerini aktaran ya da buna tepki koyan büyüklerimiz var ki çok saygı duyduğum büyükler var içerisinde. Evet. Yani basketbolunu izlemekten keyif aldığım, zaman zaman onları model edindiğim, rol model edindiğim insanlar bile var. Ama olabilir. Onları da saygıyla karşılıyorum. Onların hepsini ben seviyorum, saygı duyuyorum. Çünkü geçmişte çok ciddi basketbol emekleri var onların. Ama dediğim gibi geçen programda söyledim, ismini unuttuğum gibi insanlar olabilir. Bunları ifade etmiştim. Fakat burada bir unutmak ya da kasıt asla olamaz. Yani böyle kimseye kastımız asla. Basketbola hizmet eden herkese kapımız açık. Hiç kimseyle bu anlamda bir mesafe koymaya bir sabrımız yok. Düşüncemiz asla olamaz. Çünkü her şey basketbol için, bunu biliyorum. Evet. O yüzden bu isimleri tekrar anmak beni son derece mutlu ediyor. Eder de atladık, bizi uyardılar. Teşekkür ederiz. Biz dediğiniz gibi her zaman bu anlamda eleştiri kabul ederiz. Basketbola hizmet eden diyelim. İzin verirsen saymak istiyorum. Buyurun buyurun. Çünkü basketbol hakikaten çok fazla insan bu anlamda destek verdi. İsmail Bey, İsmail Bey'in de şimdi burada anmak geçemeyiz. Geçmişte basketbola yaptığı destekler, Samsun'a oynatmış olduğu iyi kadroyla basketbolu, o seyircilerin... Evet. Tribündeki aldığı yer, bir o kadarın dışarıda kalması İsmail Bey'i asla unutamayız bu anlamda basketbola verdiği katkıdan dolayı. Yöneticilik anlamında Cantu'dan çok bahsettik mesela, Cantu Keskin demeden ama onun yanında Hüseyin Tanici vardı. Onu unutmak mümkün değil. Belki basketbolu bilmeden, basketbolu ama bilmeden iyi bir yöneticilikle çok ciddi katkılar sağladı. Avrupa Kupası oynatırken o da vardı orada. Tabii. Tabii sadece üst yapı olarak konuşmuş olabilir. Esenspor'da bir tek tabii dediğim gibi birkaç kişiden bahsettik ama geçmişte Murat Kumbasar da bu takıma antrenörlük yaptı. Orada çok değerli oyuncularımız vardı. Yani işte Adem'den benim arkadaşlarım Yavuz olsun, işte Adan Cem olsun, Fatih olsun, bunların hepsini hatırlıyoruz. DSI modeli. Murat vardı. Keza işte birçok kişi, ismini bakın tekrar unutmuş olabilirim hafızalar olarak ama onlar DSI modeline gelip Samsun'u ciddi anlamda bir yerlere taşımıştır. Baktığın zaman eleştiririm, eleştirmem, severim, sevmem hiç önemli değil.
Osman Rendeci, o da kendi çapında gelmiştir, bir modeldir. Takımlara destek vermiştir, basketbola hizmet etmiştir. Resul Akçay, çok eski futbol, basketbol, hakemlik desteği. Biz de onları izleyerek büyüdük. Onların da çok ciddi katkıları vardır basketbola. Bunları görmüşüzdür. Biz onların üstüne, onların attığı temellerin üstüne inşa etmişizdir. Bugün bir başarı varsa o temellerin üzerine atılarak gelmiştir. Çok karakterinden çok beğendiğim, duruşunu çok sevdiğim Orkun arkadaşım, Orkun Köroğlu. Yani basketbol karakterini çok beğendiğim bir arkadaşım. Çok ciddi katkıları var. Bunları görüyoruz. Hakemlikten bahsettik. Yani biz Ali Şakacı FIBA yaptık. Alper Özgür A klasmanına geldi dedik ama onlar başladı. Nurettin abilerimiz de geldi. Aykut abilerle geldi. Bugün Aykut abi antrenörlük yapıyor ama onları izledik. Ercan hocaları izledik. İbrahim Esenleri izledik. Geçmişte bunları gördük. Ali Kemal Çimadiller'in hakemliklerini izledik. Ali Osman Kefeli'leri izledik. Biz burada. Onların üstüne bunlar. Bu temeli onlar attı. Biz inşaayı devam ettiriyoruz. Bizden de sonrakiler belki daha iyi yerlere gelecek. Hı. Onun için bu anlamda bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Daha belki ismini unuttuğum yine insanlar olabilir ama basketbola onlar hizmet etmiştir. Bunları asla unutmayacağız. Ve bu isimler gün geçtikçe daha da artacaktır. Daha da üst üste gelecektir. Hatta vefat eden büyüklerimiz de var. Yani Hakay abiden bahsetmiştik rahmetli. Yani bayan basketbolu özellikle. Rahmetli benim arkadaşım, zaman zaman yeri bilmiştim ayrı gitme Serdar Sarıoğlu bunu rahmetle anıyordu. O da basketbola çok büyük hizmetler etmiştir baktığımız zaman. O yüzden dediğim gibi ismini hatırlayamadığım birçok kişi olabilir. Yani haklarını helal etsinler. Kimseyi hatta de... birkaç isim söyledim ben. Mesela Mahmut hocamızı atlamayalım. Mahmut Beşir. Mahmut abi Sami hocamız, Sami Mısırlı, Hasan Yaşar. Hasan Yaşar, Sami Mısırlı ve Sami Hoca o Cantu Keskin Demir dönemindeki oraya destek olan önemli antrenörlerden katkısı olan arkadaşlarımız, abilerimizden bir tanesi. Hasan Yaşar keza yine onlardan bir tanesi. Coşkun Zeren, Cevat İmamoğulları. Yani bunları dediğim gibi bazen aklımızda tutamıyoruz ama hemen hemen herkesi saydığım gibi geliyor. Cüdi İmamoğulları, Cevat abiler. Evet. Yani ki benim kapı komşum Ahmet Kınık. Beni basketbola başlatan insanlar yani Yol Spor Kulübü'ne götürüp işte hadi basketbol oyna diyen Ahmet Kınıklar. Onları unutmak mümkün değil. Tabii sadece bu değil. Hani bunlar basketbola hizmet edenler. Farklı dönemlerde antrenör, idareci, yönetici olarak. Hepsi basketbola hizmet etmiş. Bugün basketbol eğer bir başarı elde ettiyse bu temeller üzerine kurulur etmiştir. Sporcular da vardır. Mesela bununla ilgili Metin Hocam, Metin Tahir Sungur biliyorsunuz. Benim medeniyet öğretmenimdir her zaman kendisi. Onun da oğlu biliyorsunuz basan spor hizmet etti. Andır Sungur. Yani onu da mesela Samsun'da yetişen bir basketbolcu, o da sürmüş takımına hizmet etmiştir yani. Bunlar da önemliyse nasıl Emre geçmişte buradan yetiştiyse de Anıl da buradan yetişmiş bir basketbolcudur. O da Samsun'a hizmet etmiştir. Yine işte aklıma zaman zaman geliyor Mustafa Çelikören biliyorsunuz geçmişte yine burada basketbolcu. Çok ciddi hizmetleri var. Hizmetleri vardır yani Mustafa abiyi anmamak mümkün değil. Dediğim gibi yine de unuttuklarım varsa. Konuştukça isimler artıyor zaten. İsimler artıyor. Evet. Varsa haklarına ya isimler burada kimseye. Asla bir art niyet yok, asla. Olamaz ki benim yapımdaki bir insan bunu bu şekilde olması mümkün değil. Burada amaç basketbolu popüler haline devam ettirmek. Şimdi mesela. Konuşunca kadın antrenörlerimiz geldi aklıma. Tabii şimdi Selvi Hoca şimdi diyecek ki niye anladım söylemedim biliyorum ben. Şimdi Meftun Hoca diyecek ki ben de hizmet ediyorum. Haklı yani herkesi saymak isterim gerçekten evet. Ama yani burada kimseyi kasıp aramıyoruz öyle bir şey asla da asla olamaz. O yüzden bunlar herkes hakkını helal etsin. Bazen unutabilirim. Bizim de iş yoğunluğumuz var. Ama basketbol anlamında eksiğimiz varsa lütfen herkes bize açın. Bir telefon uzaktayız. Nasıl ki ya işleri düştüğünde bizi arıyorlar. Ya da atıyorum bir müsabaka ile ilgili sorunları varsa ya da tesisle ilgili bir sorunları olduğunda bir telefon uzaktaysak bu tarz eksiklerimiz varsa bizleri bir telefon uzaktayız her zaman arayıp bizleri bu anlamda uyarabilirler. Biz hatamızı her zaman kabul ederiz. Biz hepsini çok seviyoruz. Hepsine çok saygı duyuyoruz. Geçmişte basketbola çok fazla hizmet etmiş. Dediğim gibi rol model edindiğimiz insanlar var basketbol anlamında. Onun için o saygımızı asla yitirmedik, yitirmeyeceğiz de. Bir küçük not unutmadan, yerel belediyeler anlamında, özellikle beklenen Atakum Belediyesi'ne mesela bir parantez açmak istiyorum bu anlamda. Yani Atakum şehri, ilçesi bu anlamda modern yapısıyla, yeni kentleşen yapısıyla, özellikle salon sporlarına çok daha zemini geniş alanı olan bir yer. Hem bulunduğu işte artık konumu itibariyle. Burada salon sporlarına o belediye, yani Atakum Belediyesi tarafından çok ciddi eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da onlardan en kısa zamanda ciddi katkılar bekliyoruz. Çünkü Cennet Belediyesi biliyorsunuz uzun yıllardan beri bu işe katkı verdi. İlkan'ın belediyesi bayan basketboluna sahip çıkarak ciddi yatırımlara girdi ama biz Atakum Belediyesi'nde en kısa sürede salon sporlarıyla ilgili de çok ciddi yatırımlar
bekliyoruz. Bu konuda da herhangi bir desteğiniz olsa onlara da bu desteğimizi iletmekten memnun oluruz. Evet, müdürüm teşekkür ederim. Güzel bir program oldu yine. Bundan sonra da yine ara ara kapınızı çalacağım. Evet, basketbol olduğu sürece, basketbol şekilde oynandığı sürece biz de aynı dilimiz döndüğünce basketbolu anlatmaya elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Ben bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Seninle sohbet etmekten, zaten hep sohbet havasında geçiyor dikkat edersen her konuşmamız. Evet. Artık mesai kaydetmeye başladık. Aslında bu sohbetlerimizi de çok sık gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.